bin lira zam yapmayı torba yasaya koyuyorlar. Sonra tepki gelince geri çekiyorlar. 400 kişiye. 400 kişiye 45 bin lira. Daha bugün meclis araç kiraladı. Yüzlerce milyonluk araç kiraladı meclis. Türkiye Büyük Millet Meclisi araç kiraladı. Tasarruf yapacaktı. Araç. Değil mi? Tasarruf yapacaktı sözde. Tabii. Araç kiraladı. Kendilerine gelince sarayın günlük masrafı 15 milyon. Ha bunlar şundan da dolayı rahatlar Alev. Öyle de bir emekli kesim var ki olsun diyor. Allah reisten razı olsun diyor. Evet, soğan şükür ekmek kültürü diyor. Var. Evet. Reisi girmeyeceğiz diyor. Dolayısıyla biz ya düşünsene biz diyoruz ki emekli 10 bin lirayla nasıl geçilsin? Adem diyor ki gazze düşmez diyor. Biz diyoruz ki adalet tükendi. Can Atalay niye hapiste yatıyor diyoruz. O diyor ki ezan dinmez diyor. Biz diyoruz ki kardeşim asgari ücrete 17 bin yaptın ama devlet olarak 7 bin lira vergi alıyorsun. Kendi vergin ve SGK priminden vazgeç diyoruz. Bayrak inmez diyor. Böyle bir kitle olunca adamların emekli diye, işçi diye, köylü diye derdi yok. Bak kamu işçileri var 750 bin kişi. Kamu işçisi 750 bin kişi. %30 biliyor musun aldıkları zam? Hiçbir hakları verilmedi. %30. Adamlar daha önceden çalışırken asgari ücretin 4 katı fazla alırken şimdi neredeyse asgari ücretle aynı ücret alacaklar ya. Aynı ücret alacaklar. Adaletsizlik, hukuksuzluk bu iktidarın temel özelliği oldu. Temel işi. Evet. Yani bir maliye bakanı getirdiler. Adamın işi gücü sıkılaştırılmış para politikasını uygulayacakmış. Ne yapıyor? Bugün itibariyle bankalar %60'a kadar mevduata faiz veriyor Alev. Otomobil sektörü iflas etti. Otomobilciyi bu Recep Tayyip Erdoğan düşman ilan etti otomobil sektörünü. Milyonlarca insan Türkiye'de şu an iflasa gidiyor otomobilci. Niye? Kimse bu yüksek faizde otomobil mi alabilir? Bankaya götürüp 2 milyonu yatırsa 100 milyon alacak ayda ya. 100 bin lira alacak düşünsene ya. 2 milyonu bankaya götüren adam aylık 100 bin lira alacak. Niye versin 2 milyon arabaya? Tabii. İnşaat. Artık dolar da bir faydalı bir aktör değil. Onu da baskılama süreci devam ediyor. İnşaat sektörü. İnşaat sektörü iflas ediyor şu anda. İnşaat sektörü iflas ediyor. Çünkü %5-5,5 faizde kim ev alabilir ya? Kim ev alabilir? Kendileri yani, de yapamıyor zaten. Bir sürü deprem konutları vaadi vermişlerdi. Maliyetler artıyor. Buyurun. Alev 250 bin konut dağıtacağım diye milletten 5'er 100 lira topladı hatırla. 7,5 milyon kişiden para topladı. 7,5 ev yok ortada. 7,5 milyon kişiden ev için para topladı. Şimdi deprem bölgelerinde 1 milyon konut yapacaklardı. Evet. Hani nerede? Mesela Adıyaman'da hiç yok. Temeli dahi atılmamış mesela dün inceledik. Çadırda insanlar yani özellikle Hatay kan ağlıyor ya. Hatay Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'i kutlayamadılar ya. Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'i kutlayamadılar ya. Sel basıyor. Elektrik gelmiyor. Perişan bir haldeler. Hala konteyner sevkleri yapılıyor. Yani hala konteynerde yaşayacaklar. Tabii orada yaşayacaksın deniliyor. Dolayısıyla iktidar maalesef bütün bu kötülüklerin karşısında iktidarın yaptığı bir şey var ama. Bunları unutturmak için Gazze mitingi yaptırıyor oğlu Bilal'e. Bilal miting yapıyor. Hilafet diye slogan atıyorlar. İşi nereye götürüyorlar? Din üzerinden çatışmaya götürüyorlar şimdi. Baktılar ki millet aç, yoksulluk var, yolsuzluk almış başını gidiyor, adaletsizlik var. Ya düşünsene Yargıtay üyeleri Anayasa Mahkemesi'ni tehdit ettiler. Eğer gerekçe okunursa Anayasa Mahkemesi üyelerine Yargıtay üyeleri diyor ki eğer tekrar üçüncü defa gönderirsen hakkında senin terör örgütü muamelesiyle dava açarız diyorlar ya. Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımıyorlar. Ben şimdi soruyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorum. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruyorum. Olmayan Adalet Bakanı'na. Anayasa Mahkemesi kararını tanımadı. 13. Ağır Ceza ve Yargıtay. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nde HDP'nin kapatılması görüşülüyor. Anayasa Mahkemesi HDP'yi kapattı. HDP'liler de derse ki tanımıyoruz bu kararı. Parti faaliyetimiz devam ediyor. Partiyi kapatmıyoruz derse kim ne yapacak bu ülkede? Tabii devletin çarklarını bozarsanız ondan sonra herkes kafasına göre karar vermeye başlar. Hukuk icat eder.
Tabii hukuk icat eder. Dolayısıyla iktidar şimdi din üzerinden 31 Mart seçimlerine giderken din üzerinden siyaset yapıyor. Arabistan'da Türk bayrağı, Arabistan'da Atatürk resmi, Arabistan'da İstiklal Marşı, Arabistan'da yurtta sulh, cihanda sulh yazısından rahatsız olanlara tepki gösteriyor Galatasaray ve Fenerbahçe. Maçı oynamıyor. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki İslam düşmanlığına müsaade etmeyiz. Hayırdır Recep abi, İslam düşmanı kim ya? Ya da Arabistan'ın nesi İslam ya? Arabistan'ın neresi İslam ya?